Hocam bir merhaba. Merhaba. Günaydın. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Test yapıyoruz. Huzur hocam ses geliyor mu? Geliyor tamam. İran seferi. Bunları kırıp dökmeyiz inşallah. Efendim günaydın. Ya bir 5 dakika bekleyeceğiz dedik Mehmet hocalar, ona güvenip dışarıda alternatif, oturuyor alternatif olmasın. Çalıştay yapanlar var dışarıda. Yok, burası iyi. Şey kendi içinde. Zaten ona göre ayarlanmış. Tekrar hoş geldiniz. Günaydın. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu çalıştayımızın ikinci gününe başlıyoruz. Üçüncü oturumu gerçekleştireceğiz. Öncelikle dünkü sunumlar ve müzakerelerin devamı niteliğinde tabii yapacağız. Düne referansla, dünden kalan, hatta hiç bitmeyecek gibi gözüken mevzular, hususlar bugün de gündemimizde olsun. Efendim bugün bu üçüncü oturumumuzda gene çok kıymetli iki hocamız konuşacak öncelikle. Şimdi düzeni şöyle ayarladık. Önce Oktay Özel hocamız Bilkent Üniversitesi'nden 17. yüzyılda Osmanlı toplumunda şiddet ve demografik değişim başlıklı bir sunum yapacak. Dünden sanıyorum gelen bir gelenek olacak bu. Sizlere pek tanıtmama herhalde gerek yok. İki hocamızı da, Oktay Hoca ve Erol Hocamız. Bilhassa Erol Hoca'yı uzun zamandır aramızda görmüyorduk. O yüzden kendisine bir kez daha hoş geldin diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadı, geldi. Keza Cemal Hocamız da aynı şekilde. Ben lafı daha fazla uzatmadan Oktay Hoca'ya devrediyorum. Buyurun hocam. Bir 30 dakikayı tamam. Hedefleyelim. Tamam. Esnek şekilde. Sen beni son 10 dakikada yine de bir uyar. Tamam, peki. Tamam. Oldu. Teşekkür ederim. Deneyelim bakalım. Biraz dramatik bir etki yaratabilir. Evet. Evet. İyi mi böyle? Teşekkür ederim. Dünkü genel girişlerden sonra en azından şu kadarını görmüş olduk. 17. yüzyıla hangi zaviyeden bakarsanız bambaşka bir dünya açılıyor. Ve hepsi de mümkün aslında. Nereden baktığınız, nereden girdiğinizle ilgili bir şey. Ve her girdiğiniz kulvarın aslında o kadar diğer boyutlarla dallı budaklı bir ilişkisi var ki. Yani hangi eksenden gitseniz belki yine kendi içinde tutarlı bir şey çıkıyor gibi. Bir süreç. Bir ana eksen, kulvar, diğerleri ile belirleyen veya belirleyicilik ilişkisi olan bir anlatı çok rahat kurabilirsiniz.
Ben benzer bir şeyi şiddet üzerinden yapmaya çalışacağım. Ve oradan baktığınızda nasıl bir, aslında 17. yüzyılda değil, 1550'lerden 1700'lerin başına kadar 1,5 asırlık bir resim çıkabilir. Onu belki göreceğiz. Bu sunuşa hazırlık teşkil eden çalışmalar aslında benim bütün meslek hayatım boyunca yaptığım çalışmaların birbirini besleyerek ürettiği bir sonuç, öyle diyebiliriz. 16. yüzyıldan başlayıp işte 17. yüzyıl ortalarına kadar uzanan bir case study'm vardı Amasya örneğinden, daha doktora tezime dayalı. Onunla başladı. Sonra 17-18. yüzyılların, 17. yüzyılın sonrasını, 18. yüzyılı da kapsayan ikincil okumalarla, başka arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın yaptığı çalışmalarla beslendi. 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyıla yine bir başka proje üzerinden kendi yaptığım çalışmalarla da Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir kulvar oluşturdu benim kendi çalışmalarımda. Yani bunu nasıl ifade ederiz diye düşündüğümde, hani her ne kadar Osmanlı İmparatorluğundan hani birinci imparatorluk, ikinci, üçüncüyü de geçip Cumhuriyet'e kadar gelen bir kulvarda böyle bir şey çok anlamlı olur mu sorusu tabii ki haklı. Ama herhalde şiddetin ekonomi politiği diyebileceğimiz bir şeye oturuyor. Yani zihnimde çevirdiğim zaman 19. yüzyıl sonunu çalışırken o dönemin şiddet pratikleri, biçimleri, formları ile ilgilenirken kendimi bazen 16-17. yüzyılın şiddet pratikleriyle konuşurken ilişkiye geçilmiş bir şekilde buluyorum. Celalilerle ilgilenirken ne bileyim işte dün bahsettiğim 19. yüzyıl sonunun milisleri aklıma geliyor. Hepsi birbirini bir başka açıdan besliyor, destekliyor gibi. Dolayısıyla o çerçevede, ama tabii bu kadar uzun bir vadede değil, yine dönemimizle sınırlı bir okuma yapmaya çalışacağım. En azından benim gördüklerimi sizinle paylaşacağım ve buradan bakarsak nasıl olur sorusu ekseninde aslında gidecek. Şimdi bununla ilgili hani sizlere, konuşmacılarımız, tartışmacılarımıza gönderdiğim, yolladığım bir metin vardı. Diğer arkadaşlar bilmeyebilirler ama işte birkaç ay önce The Ottoman World adlı bir derlemede bir bölüm olarak yayınlandı. The Reign of Violence, The Celalis, 1550-1700 başlıklı bir çalışma. Esasen onun orada sunulan olgusal temel üzerinden konuşacağım. Onu tekrar etmeyeceğim. Tamamen de özetlemeyeceğim ama daha çok şiddet, şiddetin boyutu, niteliği ve onun demografik değişmelerle ilişkisi üzerinde birkaç bir şey söyleyeceğim. Dolayısıyla gerisini sonraki tartışmalar kısmında açabiliriz. 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başı Osmanlı tarihinde hani şiddetle özdeşleştirilen ve Celali şiddeti ile anlatılan bir dönem. Bunu hepimiz biliyoruz. Cemal Bey dünkü sunuşunda savaşlar üzerinden bir 17. yüzyıl resmi çizdi. 30 yıllık savaş, 20 yıllık savaş, sonraki bir 20 yıllık savaş, değil mi? 1590'lardan başlayıp 1690'lara kadar uzanan bir yüzyıllık dönemin uzun sürmüş blok savaşlar döneminden bahsetti. Onu aklınızda tutun. Onun içine bir de aralara sıkışmış üçer beşer yıllık, onar yıllık büyük isyanların yarattığı bir şiddeti ilave edin. O boşlukların bir kısmı da, aradaki boşluklar da onlarla da olsun. Onlardan hala geriye kalan boşluğu da bir yaygın eşkıyalıkla doldurun. Yani şiddetin kaynakları bunlar. Biçimleri de bunlar aslında.
Ve bunu 1550'lere kadar geri götürebilirsiniz. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları arasındaki iç savaşla başlayan bir şiddet sarmalının ta 1703 Edirne vakasına kadar süren, kendini yeniden üreten bir sarmal olduğunu iddia edebilirsiniz, görebilirsiniz, ileri sürebilirsiniz. Benim şeyim esasen kafamdaki çerçeve böyle bir çerçeve. Bu şiddetin nedenlerini, gerisindeki faktörleri, yani Celali şiddetini bahsediyorum. 17. yüzyılın başındaki Celalilik üzerinden literatürümüze geçmiş olan Celali şiddetinin gerisindeki tarihsel süreci, faktörleri, onları yol açan sürecin ne olduğuna uzun uzun girmeyeceğim. Onun analizleri bu makalede var. Zaten hepimizin çalışmalarında çok boyutlu niteliğine dikkat çekiyoruz ama üç köken sayabiliriz. Bir, bu veya üç farklı kulvarda kendi dinamikleri içinde yaşanan bir evrimin özel konjonktürlerde birleştiği noktalarda karşımıza çıkan şiddet patlamaları. Böyle görüyorum. Nedir o kulvarlar? Bunlar birbirini illaki doğrudan birinci derecede belirleyen kulvarlar olması gerekmez normal dönemlerde. Demografik, ekonomik kulvar, boyut. Yani nüfus iktisat dengesinin esas olduğu bir alan hayatımıza, 17. yüzyıldaki insanların hayatına damgasını vuran, hayatlarını onun üzerine kurdukları bir temel eksen. Değil mi? Nüfus ve iktisadi kaynaklar, toprak ve onun üzerinde kendine yeterli bir hayat, bir aile ve yeniden üretim mekanizması biyolojik anlamda. Bu dengelerin sarsıldığı yerlerde ne olur? İşte demographic pressure, population pressure diye baskı terminolojisi üzerinden tartıştığımız boyuttan bahsediyorum. 16. yüzyılın büyük demografik genişlemesi, nüfus, hızlı nüfus artışı malum. Bundan bahsediyoruz. Bunun bir noktada baskıya dönüştüğü tartışmaları var. Belli yerlerde Osmanlı coğrafyasının bu baskıyı dışa vurduğuna inandığımız ipuçları var. Ve bunun sosyal sonuçları. Demografik baskının toplumdaki sosyal sonuçları. Şimdi burada hemen şeyi belirlememiz lazım. Bu daha çok kırsal bir olgu. Kentlerdeki yansımaları da var elbet. Paralel bir nüfus artışı kentlerde de var ama asıl eğer baskıdan söz edeceksek bu baskı esasen kırsaldaki insanların köylülüğü ve pastoral ekonomiye dayalı yarı göçebe grupları etkileyen ama esasen köylülüğü etkileyen bir faktör, gelişme, demografik baskı dediğimiz şey. Dolayısıyla Celali şiddetinin 17. yüzyıl başlarında karşımıza ilk kez büyük boyutta ortaya çıkan ve birbiri ardınca devam eden isyanlarla özdeşleşen Celali şiddetinin gerisindeki uzun vadeli ve daha yapısal dinamikler, faktörler, süreçler olarak buraya bakabiliriz. Sam White dün Baki haklı olarak zikretti. Son çalışmasında doktora tezi, kitap olarak yayınlanmış, kitabı henüz görmedim ama metni bende daha önceden vardı. Bunlara iklim faktörünü de ilave ediyor. Ayrı başlı başına sanayi öncesi toplumların doğayla çok daha dolaysız ilişki kurduğu yaşam biçimlerine etkisinin çok daha fazla bugünlere göre olduğu bir iklim faktörü. Dolayısıyla demografik, ekonomik alana iklimi de ekleyebilirsiniz veya ondan görece bağımsız bir yerde de tutabilirsiniz ama bunlar bir kalem. İkinci kalem politik ekonomi diyebileceğimiz alanda yaşananlar. Yani siyaset kertesinde Osmanlı emperyal sistemi içinde
gelirlerin bölüşümü, paylaşımı üzerinden yaşanan mücadelenin, merkezde iktidar mücadelesi, factional, işte conflict falan diye de okuduğumuz şeyin etkisi var. Siyaset alanının şiddete katkısından söz edersek böyle bir kulvar da karşımıza çıkar. Yani daralan, en azından sabit kalan gelir kaynaklarını giderek genişleyen bir yönetici elit, askeri sınıf üyeleri nasıl kendi aralarında, kendi lehlerine paylaşacaklar ve orada yaşanan şiddet aşağıya bütün topluma, Osmanlı tımar sistemi veya diğer vergi mekanizmaları ve ordu nizamı üzerinden nasıl yansıyor? Dolayısıyla bir tarafta demografik, ekonomik, iklimsel, daha yapısal, uzun süreli dinamiklerin yarattığı bir süreç, kendi içinde problem üreten bir mekanizma. Öbür tarafta siyaset kertesinin buna katkısı. Üçüncüsü savaşlar. Dün Cemal'in bahsettiği savaşlar. Bunların kombinasyonu ile diyelim ki 17. yüzyılın başında karşımıza çıkan Celali şiddeti ve patlaması sadece o dönemde sınırlı kalan bir mevzii, dönemsel bir patlama değildi. Bütün kaynaklar, bütün Osmanlı tarihi kaynakları ve çalışmaları bunun böyle olmadığını gösteriyor. Bu devam etti. 17. yüzyılın 1500-1610'lardan sonraki döneminde devam etti, değil mi? Abaza, ilk Abaza şeyi, isyanda, 20'ler. İkinci Osman'ı halini takip eden süreçteki bir 10 yıllık dönem. Tekrar bir patlama. Daha sonra ikinci Abaza. Mehmetlerle Hasanları karıştırıyorum, hangisi önce, hangisi sonra. Siz ne dediğimi, demek istediğimi anlıyorsunuz. 50'ler, 60'lar. Damgasını vuran şiddet. Onunla denk düşen Girit Savaşı'nın bütün eyaletlerdeki o şiddet sarmalını aslında örttüğünü görüyoruz ama aşağıdan aşağıya çok yaygın, daha önceden başlayan sürecin devam ettiğine dair işaretler çok fazla. Ve nihayet 1680 sonrasının savaş, o uzun savaş dönemine eşlik eden bir başka son bir patlama, Celali patlaması diyebiliriz. Ve son Celali'miz o anlamda yeğen Osman Paşa olsun. ve oradan 1703'e kadar geliyoruz. Dolayısıyla 17. yüzyılın bütününe damgasını vuran bir şiddet olgusu var. Ve onun içinde sadece Celali şiddeti diye hani daha spesifik olarak isimlendirdiğimiz kısım yok. O aradaki o büyük rebellions diye, isyan diye tanımlayacağımız büyük patlamalar var, ismini sıraladıklarım. Savaşın yarattığı yine ortamın bu durumla bazen özdeşleşip bazen büyük isyanların ara dönemlerini kendi şiddetiyle doldurması var. Ve geriye kalanı boydan boya eşkıyalıkla doldurabilirsiniz. Bunu ben abarttığımı zannetmiyorum. Abartıyorsa kaynaklar abartıyordur. Ama bütün kaynakları toptan baktığımızda resim bu. Benim gördüğüm resim bu en azından. Peki eğer böyleyse 1550'lerden 1700'lerin başına kadar kriz terimi üzerinden okumaya meyal olduğumuz 17. yüzyılın tamamını boydan boya kesen bir eksen var karşımızda demektir. Değişik biçimleri ve formlarıyla bütün bu döneme hep damgasını vuran, alttan alta devam eden bir şiddet ekseni. Bunu nasıl okumak gerekir? Ve bunu bir süreklilik unsuru, bakın 16. yüzyılın ikinci yarısından 18. yüzyıla geçişi, bütün o dönemi, 150 yıllık, evet şey, 1,5 asırlık dönemi enlemesine kesen bir süreklilik unsuru olarak okursanız 17. yüzyıl size nasıl gözükür? Maliye alanında
ki gelişmeleri nasıl, eğer bu gözle okursak nasıl görürüz? Ordu organizasyonu, savaş, askerlik alanındaki gelişmeleri acaba başka türlü okuyabilir miyiz? Siyaseti başka türlü okuyabilir miyiz? Karim Barki onun okumasını kısmen yaptı ama sadece o boyutta anlamlı bence, daha fazla değil. Baki son kitabında bunun değişik boyutlarını işte dün sunduğu ve kısmen aslında üzerinde durduğumuz kitabında değindi. Dolayısıyla bu ekseni analizimizin içine almadan yapacağımız çalışmalar bize ne kadar gerçeğin tamamını veya gerçeğin ne kadarını gösterir. Temel sorun bu bütün hepimize. 17. yüzyıl çalışmalarına ve Osmanlı 17. yüzyılına bunu görmezden gelerek bakmamız mümkün mü? Sorun bu. Bunu niye soruyorum? Bu şiddetin yaygınlığı ve niteliğini düşündüğümde gördüklerimden dolayı soruyorum. Gördüklerim şunlar. %80'i yuvarlak hesap kırsal alanda yaşayan bir imparatorluk tahayyül ediyoruz, değil mi? Yuvarlak hesap. Köylülüğe dayalı bir toplum ve bunun üzerinde bir devlet. İşte geç orta çağ koşullarında ve biçimlerinde ortaya çıkmış, erken modern dediğimiz dönemde kabuk değiştirmiş. İşte bu ikinci imparatorluk şeyine doğru gidiyoruz. Bir devlet onun üzerine kurulmuş. Tipik geç orta çağ yönetim mekanizmaları. İşte tımar sistemiydi, kul sistemiydi, dün bahsettiğimiz şeyler üzerinden bir yapı ve bunun temelini teşkil eden kitle, toplum, esasen kırsal toplum ve köylülük. Köylülüğün yanında çok önemli bir toplumsal kesim var. Yarı göçebe ve göçebe kitleler. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu deyince coğrafyayı lütfen aklınıza getirin. Ve bu iki toplumsal kesimi o coğrafyalara farklı oranlarda yerleştirin. Herhalde ikisinin çok daha dengeli durduğu yerler gözümüzde canlanacaktır. Birinin diğeri aleyhine baskın olduğu yerler canlanacaktır, değil mi? Doğu Anadolu'dan Suriye'ye uzanan bir zon, bir hat var. Orası yarı göçebe ve göçebe hattıdır. Aşiret temelli, değil mi? Bütün Kürdistan coğrafyası bir başka tür yine örneği. Balkanlar'da çok az bir, belki toplam nüfus içinde yeri var. Ama onun dışındaki bütün kitleler esasen kırsal. Bunu niye söylüyorum? Sözünü ettiğim şiddet esasen bu dünyayı, yani bu kırsal toplumu ve kırsal alana yayılmış olan büyük kitlelerin gündelik hayatını birinci derecede etkileyen çok yaygın bir fenomen. Onların hayatını etkiliyorsa bütün varlığını, gelir kaynaklarını, mali sistemini o kitleden topladığı gelirlerin üzerine, hepsini bütün demeyeyim oradaki ticareti vesaireyi ihmal etmiş olmayayım. Ama çok büyük bir kısmını bu gelirlere göre endekslemiş, onun üzerine kurmuş bir devlet yapısının bundan etkilenmemesi mümkün mü? O kitle etkilenirdi. Dolayısıyla bu kırsal fenomenin yaygınlığı ve ciddiyetine dikkat çekmek istiyorum. Şiddet esasen o alanda gördüğümüz cevelan eden bir olgu ve oradan beslenen bir olgu. 17. bu uzun döneme yaygınlaştırdığım şeyin aslında insan kaynağı kırsalda, oradan besleniyor. Lider kadrosu değil her zaman. Büyük isyanların, o aralarda sıçrama yapan isyanların lider kadrosu Osmanlı emperyal yönetici elitinin içinden insanlardan çıkıyor. Askeriler içinden, paşalar işte, bölük başları vesaire vesaire. Kendini giderek marjinal bulmuş veya merkezdeki iktidar mücadelesinde kaybedenler, loserlar sineyi millete dönüyorlar. Oradan adam toplayıp İstanbul'un üzerine yürüyorlar. Böyle düşün.
hakkımızı isteriz. Bakın arkamızda da kitle var gibi. Dolayısıyla bu bir kırsal fenomen. Oradan beslenen ve sonuçları itibariyle orayı etkileyen bir fenomen. Bu önemli. Kitlesel bu şiddetin şeyi. Bakın kitlesel deyince şeydeki Avrupa'daki 10 dakika kala beni uyarmayı unutma. Hayır, şu evet. Ha, tamam. kitlesel deyince illaki blok, ne yaptığını bilen, işte aşırı sömürüye karşı community olarak isyan eden, hakkını arayan bir köylü isyanları tarzındaki bir şey aklınıza gelmesin. Ona benzer tepkiler var ama örgütlü bir hani bandits with a cause meselesine geliyoruz veya without a cause. Yani bunlar bir hedefi, bir beklentisi olan, talebi olan isyanlar veya şiddet miydi diye baktığımızda bu tür çok az örnekler kaynakların içinde karşımıza çıkıyor. Ama onun ötesindeki bütün o kitlenin yer yer, dönem dönem bahsettiğim biçimlerin her birinde farklı farklı dışa vurduğu şiddet örneklerinin içinde aslında çok fazla bir bireysellik söz konusu. Herkes kendi kulvarından kendini o şiddet şeyinin içine atıyor. Veya oradan bir şey bekliyor. Baki'nin, kimdi fırsatlar? Ha, Gabor dün dikkat etmişti. O şiddet ortamının yarattığı imkanlardan faydalanmak için de zaman zaman onun içine atıyor. Ama bunun yaygınlığı ve bölgesel yoğunlukları açısından ve büyük isyanların altında zaman zaman bir araya gelen 20 bin, 30 bin kişilik grupları, orduları bahsettiğimizde kitlesel bir nitelik kazanıyor. Ya bütün o motivasyonlar açısından bireysel gibi duran, tek tek köylerinden kopmuş eski köylülerin bir başka konjonktürel ortamda bir başka liderlik, bu eşkıya şefi de olabilir, Celali Paşası da olabilir lideri. Onun altında kendilerini bir arada buldukları ama kendi hedefleri için değil aslında. Eşkıyalıkta kendi hedefleri var. Büyük isyanlarda isyancı başının kendini belki tekrar askeri sınıfa dahil etmeye dönük o şeyinin, hedeflerinin peşinde farkına bile varmadan bir grubun üyesi olarak etkinliği var. Doğru, böyle bir kolektiflik, bir kitlesellik de var. Bu önemli bence 17. yüzyıl şiddetinin bütün bu dönem gelişmeleri açısından önemini vurgulamak için bir önemli başka özellik. Kitlesel şiddet. Manipülatif, manipülasyona çok açık bir şey. Kendi özel gündemi olmayan bir şeyin, şiddet sarmalının her taraftan gelecek etkiye açıklığından bahsediyorum. Tabii bunlar daha çok da askeri sınıf içinden çıkıp sineyi millete dönüp oradan adam devşirip İstanbul'a yürüyenlerin manipülasyonuna daha fazla açık bir şiddet. Öyle düşünün lütfen. Askeri sınıfın çok rahat. Anadolu'da işte diyelim ki bir isyancı paşa, Karaman valisi isyan ettiğinde tabii ki Karaman bölgesinin bütün bu potansiyelini çok rahatlıkla kendi şeyine çekmesini düşünün. Destructive, tahrip edici ve aynı zamanda self-destructive, kendini de tahrip eden şey yapan bir şiddet bu. Nihilistic self-destruction demiştim bir ara. Modern şeylerden uzak duralım lütfen. İyi kaza almıştım. Durmuyorum. Yani demek istediğimi, yani bununla demek istediğimi anlayacağınızı düşünerek. Nihilistik bir boyut da var. Self-destructive, nihilistik bir boyutu da olan yer yer bir şiddetten bahsediyoruz. Neyi kastediyorum? Hadi açayım. Bütün gündelik hayatın ve yaşamın anlamını ifade eden referans çerçevelerinin çözüldüğü bir ortamda anlamsızlaşan bir varoluş biçimini kastediyorum. O varoluş biçimi sizi oradan oraya savurur.
nihilistik ve self-destructive dediğim boyut bu. Celali isyanlarının bir kısmına baktığımda ve bütününe baktığımda bu özellik karşıma çok çok çıkan bir özellik. Bunu nasıl çevireceğiz? Kendini tekrar eden, yeniden üreten bir şiddetten bahsediyorum. Perpetual. Evet. Evet, devri daim. Bir circle. Sürekli üretiyor kendini. Bu tesadüfi değil. Cemal'in dün bahsettiği gibi kriz silsileleri mi, büyük harfli kriz mi dedik ya. Silsileleri mi demiştik? Evet. Hani bu şey değil, birbirinden bağımsız bir şiddet silsilesi değil. Aslında hepsi ta 16. yüzyılın başından başlayan o sürecin kendi içinde yarattığı sarmalın sonuçları olarak kendini bir yüzyıl boyunca üreten, yeniden üreten bir şiddet gibi gözüküyor bana. Bu tabii siyaset alanındaki istikrarsızlığın ve işte Günhan'ın da bahsedeceği diğerlerinin, Baki'nin hep konuştuğu o mücadelenin, merkezde şiddetlenen mücadelenin bir türlü kendi içinde de sonuçlanamamasının katkısıyla kendini çok kolayca yeniden üreten bir şiddet gibi geliyor. Kronik yani bir taraftan. Hani bu ya düzeliyordu da işte tekrar ah şu Viyana işi olmasa ne güzel olacaktı tarzı bir şey değil. Bir türlü aslında yeni dengelerini oturtamayan bir devlet ve toplum şeyi var. Merkezde ayrı bir mücadele var. Sonuçlanmamış. Kırsalda hayatın içinde 16. yüzyıl sonu patlamasının belki o yapısal sorunların yarattığı şeyler, bozduğu düzen tekrar bir türlü bir yerde kurulamamış. Mobil bir şiddet. Seyyal, seyyar. Hangisini diyorduk? Seyyar mı, seyyal mi? İkisi de aynı şey. Hareketli. Yani bir yerde durmayan bir şiddet. Yaygın. Yani bir 20 bin kişilik orduyu bir Erzurum'da görüyorsunuz, bir ay sonra Bursa'da. Tahrip ederek gidiyor. Yani şey deprem şeyi gibi fay hattı Marmara'da kırılıyor, Erzincan'a kadar gidiyor Kelkit üzerinden. Düşünün, buna benzer bir şey. Atçı şokları da var. Gelişi güzel ve bu kadar tabii seyyal bir şiddet, tahrip gücü daha fazla. Yani yol boyunca giderken kendini besleyecek, ayakta tutacak. Bu şey demek, tahripkar niteliğini arttıran bir şey. Tamam. Dönüşümlü. Bahsettiğim formlar var ya, işte eşkıyalık, büyük isyancı şeyleri ve ordu, savaş da dahil. Bu şiddetin biçimleri birbirine geçişli. Birinden diğerine, diğerinden öbürüne çok rahat dönüşebilen bir şiddet, örgütlü şiddet şeyleri aslında biçimleri gibi. Bugün karşımıza 20 bin kişilik işte Abaza'nın bilmem ne ordusu, isyancı ordusu diye çıkan kitle Abaza'nın 4. Murat'la ahbaplık yapması, barışmasından sonra ne oluyor zannediyorsunuz? Tasfiye edilmemişse bir savaşta en önlere sürülüp Abaza üzerinden kendi adamları telef edilmemişse, bunun örnekleri var. Ben sizi kurtaracağım diyor sultana, merak etmeyin, bu benim de başıma bela oldu bu adamların. Gidiyor savaşta öne sürüyor ve hepsi birden kurtulup rahatlıyorlar. Abaza muradına eriyor, 20 bin kişinin 10 bini savaşta gidiyor. Geriye kalan 10 bini ne oluyor? Kendi diğer formlara geçiyorlar, eşkıyalığa, küçük küçük kendi bölgelerinde devam ediyorlar. Bahsettiğim geçişlilik bu. Eşkıyalıktan öbürüne geçiş de var aynı şekilde. Politik. Barki'nin hani eğer çalışmasında anlamlı bir şey göreceksek ki burada görüyorum. Diğer argümanlarının çoğuna katılmıyorum. Bu şiddetle siyaset kurumunun ilişkisi çok önemli. Çok derinden bir ilişki. Manipülatif boyut
dediğim yerde de karşımıza çıkıyor. Yer yer siyaset şiddeti kullanıyor, yer yer şiddet siyasi sonuçlar doğuruyor. Siyaset yapmanın bir biçimi, askeri sınıf içinden çıkan, marjinalize olduğunu hissettiği anda bulunduğu mevkinin verdiği güçle isyan eden ve ordu oluşturan kişi için o 20 bin kişilik ordu siyaset yapmanın bir aracı oluyor. O orduyla tekrar hakkını yeniden almaya çalışıyor, İstanbul üzerine yürüyor. Ankara'ya geldiğinde hakkı veriliyor zaten. Ondan sonra bu sefer ordusunu dağıtmıyor belki. Bu sefer ordusuyla birlikte bilmem ne beylerbeyi olarak bir müddet daha idare ediyor. Dolayısıyla siyaset yapma biçimlerinden birisi aynı zamanda şiddet. Böyle bir niteliği de var. Bitiriyorum şimdi. Günhan. Evet. Bunun demografik sonuçları veya demografik gelişmelerin şiddetle olan ilişkisi, sebep-sonuç ilişkisini tek taraflı bir seferlik kurup ondan sonra hep öyle gider diye düşünmeyin lütfen. Belki ilk patlamada 16. yüzyılın sonlarının ilk celali patlamasında hani birincil kulvar var demiştim ya, demografik ekonomik baskının etkisi vardı. O şiddetin bir kısmı o baskı altında da karşımıza çıktı. O şiddete yol açan bir faktördü demografik yükselme, baskı. Ama o patlamadan sonra ve yaygınlaşıp kronikleşen şiddetin değişik dönemlerde tekrar tekrar kendini yeniden ürettiği dönemlerde ayrıca bir demografik sonucu var. Kendisi demografik gelişmelerin sonucu olan şiddet bir süre sonra kendi demografik sonuçlarını da üretiyor. Burada da bir başka sarmallar karşımıza çıkıyor. Nedir o sarmallar, o sonuçlar? Nüfusun dağılması, köylerin terk edilmesi, o kaçkun denilen şey değil mi? Bu şiddetin doğrudan bir sonucu, tezahürü ve sonucu. Yani diyelim ki bu şiddetin egemen olduğu bölgelerde yaşanan bir fenomen, olgu. Yani kırsal kesim de köylerinde çoğu korumasız olan ovalık düzlük köylerdekiler buna çok daha fazla açıklar. Can derdiyle canlarını kurtarmaya çalışırken yerlerini terk ediyorlar. Dolayısıyla bir perakende ve perişan olma durumu var ya bizim belgelerimizin, celayı vatan etme durumu. Bunlar Osmanlı'nın kendi terminolojisi. Ondan evet. Evet, sanayi öncesi dönemde planlama böyle oluyor herhalde. Böyle bir şey, yani yerleşik hayatın en ana kısmında bir çözülme var ve nüfus dağılıyor. Ve ne oluyor? Tekrar mobil nüfusun sayısı artıyor, hareketli nüfusun. Ne demek bu? Görülmez, ele gelmez, kaydedilemez. Bizim 17. yüzyıla ait bütün kayıtlarımızı bu gözle şey yapmamız lazım. Osmanlı bürokrasisinin vergi, asker dahil. Var olanlar kaydedilebilenler üzerinden yapılan sayımlardır, hesaplamalardır. Yokmuş gibi yapılan muhasebe hesapları varsa onların yeniden bence değerlendirilmesi lazım. Ne kadar sen bilemiyorum. Yani çok zor. Çok. Ha, şey vereceğim. Yani bu 17. yüzyıl ortalarına, 1660'lara, 1640'lara, 80'lere ait avarız ve cizye sayımlarının sonuçlarıyla 16. yüzyıl sonunun tahrir sonuçlarını karşılaştırdığınızda %50 ile 90 arasında bir azalmadan, kayıptan bahsediyorum. Kayıt dışılaşan, devletin kayıtlarında görünmez hale gelen bir kitleden bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla bunlar görünmez ve devletin artık şeylerinden ulaşamayacağı, vergi almak için de ulaşamayacağı, hadi gidin yerinize
çiftinize, çubuğunuza, yahu zahiriye ihtiyacımız var, savaş var, bize ürün lazım, vergi lazım, yapmayın, etmeyin deyip ikna edebileceği insanlar değil. Bir defa köyünden veya kırsaldan ayrıldıktan sonra daha geri artık dönüş şeyi olmayan insanlardan bahsediyoruz. O yaşam biçimine dönüşüyor bir süre sonra. İşte eşkıyalıktı, isyandı, şuydu buydu filan. Ama bir de şunu şey yapmayalım. 150 yıllık dönemde tek bir kuşaktan bahsetmiyoruz. Çok kolayca düştüğümüz bir hata. Sanki 16. yüzyılın 1590'larda isyan eden kuşağı 1703'e kadar sanki yaşamış ve bu şiddeti sürdürmüş gibi algılanıyor. 3-4 nesilden bahsediyoruz ve o 3-4 nesilin demografik mekanizmasını böyle bir şiddet sarmalı, düzeni bozulmuş bir ortamda kendini biyolojik olarak yeniden üretme mekanizmasının da çöktüğü bir ortamdaki etkisini biraz Malthus'un nüfus teorilerini ne aşina olanlar daha iyi anlayabilir. Yani çok kaplamalı bir düşüş, dramatik düşüşler var. Daha az sayıda nüfus daha az sayıda insan üretir değil mi çocuk? Böyle düşün. Bitiriyorum. Nüfus dağılması. Hareketlilik. Yerleşim düzeninde çok büyük bir kırılma ve kayma. Yani diyelim ki bu tür şiddetin çok daha birinci dereceden merkezi olmuş bölgelerdeki 16. yüzyılın son tahrir defterlerinde gördüğümüz yerleşim birimleri sayısının çok dramatik bir şekilde düştüğünü düşünün. Boşalmayla birlikte. Boşalan köyler ve bu şiddet sarmalının kendini bir iki kuşak ürettiği yerlerde tamamen ortadan kalkıp daha da şenlenmeyen köyler. Bir kısmına 10 sene sonra tekrar bir miktar nüfus geri dönebilir. Durum düzeldi. Celaliler Amasya bölgesinden Ankara'ya kaydı. Gelelim. Dağlarda bekliyorlardı. Geliyorlar. Bir sene sonraki, 3 sene sonraki, 5 sene sonraki kayıtlarda öncekinde yok gözüken insanları görmemizin sebeplerinden birisi bu. Çünkü çok kısa dönemli geliş gidişler var hala. 5 sene önce sayım yapılmıştır, boştur. 2 sene sonra, 5 sene sonraki şeriye sicillerinde orada 10 kişi görürsünüz. Bunun anlamı bu. Ama yerleşim, yani lost settlement, disappear settlement dediğimiz ortaçağ tarihçiliğinin aslında çok şey yaptığı, çalıştığı konunun 17. yüzyıl Osmanlı tarihindeki karşılığını görüyoruz burada bence ve hala çalışılmamış bir konu, sahada çalışılması gereken bir konu. Ve tabii ki fiziki, biyolojik yeniden üreme, üretim mekanizmalarının çözülüşünün yol açtığı bir dramatik nüfus azalması teknik anlamda. Malthusian demografik anlamda söylüyorum. 2-3 kuşağı bunu indirdiğinizde demin söylediğim mekanizmayla ölümleri bir kenara bırakın. Yani şiddetin doğrudan sonucu olarak meydana gelen ölümler, katliamlar, onların yol açtığı bir nüfus azalmasından bahsetmiyorum. Onlar da var bilmiyoruz. İşte birine bakarsanız işte 80 bin kişiyi öldürdü denir değil mi? Şey Kuyucu Mehmet Paşa o Celali Seferi'nde yola çıkıp İstanbul'a gelene kadar ki bilançosunu birisi 80 bin kişi der. Bunlar bilemiyoruz. Ölçülmez. Yüksek olduğunu düşünebiliriz. Ama sadece isyanların değil bütün yaygın eşkıyalığında. Ama asıl demek istediğim o süreçteki o demografik mekanizmanın tersine işlemeye başlamasının yarattığı bir nüfus azalması. Bunları ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve evet burada tekrar şeye döneyim. Merkezi sorumuza ve bitireyim. Evet yani nüfus meseleleri ile hani bizim tahrir defterlerinden alıştığımız, incelediğimiz klasik dönemi tanımlayan hani o dönem
1450'lerden 1570'lere kadar ki tahrir defterleri üzerinden incelediğimiz nüfus meselesi aslında bu döneme ait ve bu dönemin içinde yapılan 1604, 1620, 1640'lar, 1660'lar, 1670'ler, 1690'lar, 1710'lara ait avarız ve cizye sayımlarının sonucunda hazırlanan defterlerden bugün bize kalanlarla karşılaştırıldığında bu sürecin hani şiddet üzerinden baksak nasıl olur deyip size ben baktığımda neyi gördüğümü aktardığım sürecin demografik sonuçlarını yine aynı yani devletin vergi amaçlı sayımları üzerinden de bir dereceye kadar takip edebileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla kaynaklar olarak bunlar elimizde 17. yüzyıl yani ta 18. yüzyıla bağlayan bir başka yeni seri var. Bunlar önemli. Ama son şeyim bunlar da yetmez. 17. yüzyıl Osmanlı tarihçiliğinin bence bugünkü geldiği noktada yapması gereken ve artık hiç kaçma lüksü olmadığı şey kaynak çeşitlendirmek. Kaynak çeşitlendirmek zorundayız. Sadece tahrir defterlerinden tez yapılmaz artık. Sadece sicillerden yapılmaz, sadece vakıflardan yapılmaz. Tezler yapılır amenna ama büyük analizler çıkmaz. Herkes kendi kulvarından fili bir başka yerden tarife döner. Ama kaynak çeşitlendirmemiz lazım. Ben şiddet diyorsam o şiddete sadece ne bileyim Mustafa Akdağ yazmış. İşte onun şeylerine atıfta bulunarak onu şey yapamam, analiz edemem. Osmanlı bürokrasisinin resmi, gayri resmi, yani bürokrasinin resmi ürettiği ve onun dışındaki başka tür kaynaklarında kendi kulvarından işaret ettiği bütün verileri hesaba katmamız lazım. Sultanın yazdıkları var. Sultanın yazdıkları diyorum. Yani adaletnameleri kastediyorum. Full of violence yani. Oradaki şey, içerik tam bir şiddet şeyidir, tanımıdır. Değil mi? Vezirlerin, baş vezirlerin, vezir-i azamların yazdıkları var. Telhisler. Çığlık atıyor adamlar. Yani aynı şeye işaret ediyor. Müfettişlerin raporları var. Bütün işte Günhan tezinde birkaç tanesini daha ilave ettim Mustafa Akdağ'ın yazdıklarına. Bölge bölge gidip sonuçlarını, raporlarını yazmışlar. Bundan önce nüfus şu idi. İşte bu süreçte şuna döndü. Çok özür dilerim. Bitirin mesajı. Evet, bitiriyorum. Ha bu yeni bir şey, yeni bir yöntem. Düğmeye bir daha bas. Cemal'in Çelebi'lerinin yazdıkları var. Onunla bitireyim. Evliya Çelebi, Katip Çelebi. Eremya Çelebi. Eremya'yı bilmiyorum, onu soracaktım. Aynaklar da Türkçe dışına be. Evet. Türkçe ve Arapça dışına da. Pardon. Evet. Yok tamam. Ama yabancı gözlemciler var. İtibar etmediğimiz, itibar kaybına uğrattığımız nasihatname yazarları var. Doğru yerden okursanız onlar çok şey söylüyor. Bence onlara itibarını yeniden kazandırmamız lazım. Ne soru ve nereden soru sorduğunuza bağlı. Var da var. Bunların hepsini hesaba katarak analiz yapmak zorundayız. Bu söylediğim şiddet üzerinden söylediğim bir şey ama bu zannederim çalıştığımız bütün kulvarlar için geçerli bir şey. 17. yüzyıl tarihçiliğini eğer bu noktadan itibaren daha anlamlı ve bir taraftan analitik tartışmalar, kavramsal tartışmalar, öbür taraftan olgusal monografilerle paralel götürmek istiyorsak artık bunu yapmamız lazım. Ve o çerçevede Baki'nin yaptığı tarzda çalışmalara çok 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 ihtiyaç var. 10 tane, 20 tane çıkarmamız gerekirdi. Ve o yüzden Baki'nin çalışmasını çok değerli buluyorum. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın o zaman. Çok teşekkür ederiz Oktay Hocam. Gerçekten çok iyi bir özet de verdiniz bize. Madde madde, başlık başlık sanıyorum. Başlıklar üzerinden epeyce bir
malzememiz birlikte konuşacak, tartışacak. Şimdi hemen tabii zamanımız dar olduğu için sözü sevgili Erol Özbör hocamıza devrediyorum. Erol hocamızın sanıyorum konuşmasında hem son buldukları, hesapladıkları bazı şeyler de var ama biraz galiba gene analitik bir çerçeve de bize sunacak. Konuşmasının başlığı 17. yüzyıl kriz çağında askeri çatışma ve Osmanlı İmparatorluğu'nun fiskal kapasitesi. Buyurun hocam, şimdi zaman ben vermeyeyim ama sanıyorum... hayır, yani doğrusunu isterseniz hani bu çalıştayın düzenini biraz böyle esnek bıraktık ki, hani programda yer alan tabii saatler hani makul ölçülerde aşılabilir. Nihayetinde şey yapacağız, sizden sunumu aldıktan sonra bir kısa bir mola verip arkasında müzakerelere geçeriz. Tamam. Buyurun. Ben önce... Evet, yani bu toplantıyı davet eden, bu toplantıyı düzenleyen ve dolayısıyla biz davet eden şehir Günhan'ın, Oktay'ın ve Fikret'in şahsında bütün çalışan bu konuda hizmeti geçen bütün arkadaşlara önce teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Davet ettiler bizi. Fikret uyan. Evet, nasıl? Ya heyecan iyidir hocam. Bu ne böyle? Uykunuz geliyor biraz. Takanak haline gelmiş. Yani Fikret deyince bir saldıracak diye bekliyorum. Ya ben belki bir şey soruyordum. Duymak lazım. Ama ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şehir Üniversitesi ne de ben çok teşekkür ediyorum. Yani bize büyük bir konukseverlikle yerlerini açtılar. Toplantıyı düzenlediler. Ben bugün özellikle kamu maliyesi, Osmanlı kamu maliyesi çerçevesinde kalmaya çalışacağım. 17. yüzyılda Osmanlı kamu maliyesi üzerinden kriz konusu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Fakat önce şunu lütfen söylememe müsaade edin. İktisat tarihi ve maliye tarihi açısından 17. yüzyıl bir siyasi tarihle, bir sosyal tarihle karşılaştırıldığında doğrusu daha fazla monografik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu bir yüzyıl. Yani maliye tarihi açısından işte Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ortaya konulan, yayınlanan tahrir çalışmaları, Barkan Hoca'nın neşrettiği kanunnameler, bütçeler, ilk çalışmalar olarak. Arkasından yapılan çeşitli tezler. Doğrusu henüz 17. yüzyılı iktisadi ve mali açıdan netlikle görebilmemize pek müsaade etmiyor. Ve yani genellemelere ulaşabileceğimiz verilerden de oldukça yoksunuz, doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla 17. yüzyıl Osmanlı hem kamu hem özel finansman alanında yapılacak yeni tezlere, yeni monografilere şiddetle ihtiyaç var. Şiddet ve ihtiyaç. Dolayısıyla benim yapacağım burada sunum Osmanlı maliyesi, kamu maliyesiyle ilgili yapacağım sunum. Bu aksaklıklar ve eksikliklerle malüldür. Yani önce onu söylemek durumundayım. Bu konuşmamda 17. yüzyılda askeri çatışma veya savaşların doğurduğu mali kaynak sorunlarına Osmanlı kamu maliyesinin nasıl tepki verdiğini yeni maliye tarihi literatürüne de atıfla ortaya koymaya çalışacağım. Kamu maliyesi açısından 17. yüzyılın dün Cemal Bey tarafından uzun savaşlar dönemi olarak da anlaşılabileceği fikri gerçekten benim için oldukça uygun bir giriş imkanı sağlıyor.
Yine dün Cemal Bey ve diğer arkadaşların dile getirdiği 17. yüzyılın aslında yüzyılın başlangıç tarihi olan 1600'den biraz daha gerilerden itibaren alınabileceği düşüncesi veya yaklaşımı teklifi maliye tarihi açısından da çok uygun görünüyor. 16. yüzyılın sonlarına dek Osmanlı Devleti'nin girdiği savaşların çoğunun mevsimlik olması ve başarıyla tamamlanması bu devletin vergi temeli de dahil olmak üzere kaynak stokunu genişletmiştir. Elde edilen yeni topraklar ve vergi kaynakları savaşlardan doğan harcamaların finansmanını karşıladığı gibi iç ve dış hazinede birikimler de yaratmıştır. Kırsal alanda güvenliğin tesis edilmesi, ticaret yollarının ıslahı ve iç ve dış ticaretin teşvik edilmesi beraberinde üretim artışını da getirmiştir. Üretim artışının sonunda vergi gelirlerinin genişlemesine de olumlu katkı sağlanmıştır. Nitekim hazine gelirlerine ait veriler bu durumu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. Reel terimlerle hesap edecek olursak Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi hazine gelirleri 1509 ile 1582 yılları arasında 3,5 kat artış göstermiş. Diğer bir deyişle Osmanlı mali kapasitesi göz kamaştırıcı bir şekilde genişlemiştir. 1509-1582 yani reel terimlerle ifade ediyoruz. Yani enflasyon çıktıktan sonra. Bir sonraki yüzyıl sadece Avrupalı devletler için değil, Osmanlılar için de gerçekten uzun, belki çok uzun savaşlar dönemiydi. İmparatorluk bu yüzyılın her 3 gününün ikisinde savaşıyor veya savaş şartları içinde yaşıyordu. Bu dönemde girilen muhasara veya meydan muharebeleri genellikle kazanılmışsa da veya en azından kaybedilmemişse de bu savaşlar en azından kısa vadede yeni kaynaklar yaratmadığı gibi kaynak stokunun erimesine de yol açmıştır. 17. yüzyılda yeni savaş zenaatının etkisi Avrupa monarşilerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde harcamaların muazzam artışıyla sonuçlanmıştır. Bu dönemde Osmanlılar da dahil erken modern devletlerin hiçbirinde mali gelirler askeri harcamaların artış hızını ayak uyduramamıştır. Bu uyumsuzluk Osmanlılar'da olduğu gibi diğer Avrupalı merkezi monarşilerinde de bütçe açıklarıyla sonuçlanmıştır. Yine bu dönemdeki Osmanlı kamu maliyesini karakterize eden en önemli özellik, belki de sözü edilen açıklarla yapılan mücadele biçimidir. Yani hazine açıklarını kastediyor. Hazine açıklarıyla mücadele yöntemlerinin ne olduğuna geçmeden önce 17. yüzyıldaki Osmanlı hazine açıkları üzerinde biraz kısaca durmak istiyorum. Hazine açığı bilindiği gibi harcamaların mali gelirlerden fazla olma durumunu temsil ediyor. 17. yüzyıl boyunca Osmanlı hazine masrafları, giderleri yakından incelendiğinde askerlere ödenen maaşların toplam giderlerin yaklaşık %70'i ve hatta daha fazlasını oluşturduğu görülür. Askeri ücretleri, tersane, tophane, saray ve diğer devlet kurumlarının masrafları izler. Yani bu dönem boyunca hazine açıklarına yol açan ve üstesinden ivedilikle gelinmesi gereken en önemli harcama kalemleri maaş ve mühimmattır. Mali açıklar kendini ödenmesi çoğu kere geciken maaşlar ve karşılık bulunması gittikçe zorlaşan
mühimmat giderlerinden oluşur. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü hazine açığının niteliği çok önemli. Yani bulunacak, ona bulunacak çare açısından da çok önemli. O açıdan açık dendiğinde çok net bir fikir sahibi olmamız lazım. Yüzyıl boyunca hazine açıkları görebildiğim kadarıyla 3 dönemde dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. İlk dönem 1590'ların başından 1630'lara kadar sürer. Avusturya ve Safevilerle tutuşulan savaşlar yanında yüzyılın ilk çeyreği içindeki 5 kere taht tebeddülü sebebiyle ortaya çıkan ve ciddi meblağlara ulaşan culus bahşişi problemleri bu söylediğim dönemde hazine açıkları açısından en dikkat çekici olanların başında gelir. Bu dönemde açıkların hazine gelirleri oranı yaklaşık %20-30 civarındadır. Açıkların dikkat çektiği ikinci dönem yüzyılın ortalarına tesadüf etmektedir. Yani yüzyılın ortalarına doğru bir konsantrasyondan, açık açısından konsantrasyondan söz edilebilir. 1644 ve 49 yılları arasında Girit muhasarası dahil birkaç cephede savaş koşulları Osmanlı maliyesinin o tarihe dek tecrübe etmediği bir mali darlık veya açık problemiyle yüz yüze bırakmıştır. Söz gelişi 1648 yılında merkezi hazine muhasebe kayıtlarına yansıyan açıklar gelirlerin %70'ine ulaşmıştır. Bu açıdan Girit muhasarasını belki tekrardan düşünmek lazım. Yani bütün imparatorluğun kurulduğu tarihten veya genişlediği tarihten itibaren 17. yüzyılın ortalarına kadar geçen dönemde bu kadar büyük bir açıkla Osmanlı maliyesi karşılaşmamıştır. Belki burada şeye yani 17. yüzyıl krizini özellikle yüzyılın ortası ile kayıtlamaya çalışan tarihçiler açısından da aslında ilgi çekici bir veri ortaya çıkıyor diyebilirim. Dikkat çekici açıkların ortaya çıktığı son dönem tahmin edileceği gibi 1683-99 Habsburg Avusturya'sı, Venedik, Rusya ve Polonyalılarla girişilen savaşlar esnasında savaşlar dönemidir. Bu yıllar arasında hazine açıklarının vergi gelirlerine oranı %8 ila %75 arasında oynamıştır. Bu dönemde hazine açıkları sadece Osmanlılara mahsus bir mali sıkıntı olmadığının bir kere de altını çizmek isterim. İspanya'dan Safevilere, oradan Hint-Mughal İmparatorluğuna, hatta oradan Çin'e kadar küresel ölçekte bu dönemde pek çok siyasi teşekkülü meşgul eden evrensel bir sorundur bu. 17. ve 18. yüzyılda hazine açıklarını kapatmak üzere devletler mali kapasitelerini arttırma arayışına girmişlerdir. Devletlerin mali kapasitelerini arttırma yöntemlerinin erken modern devletin doğasını belirleyen en önemli hususlardan biri olduğunu düşünüyorum. Osmanlı mali kurumlarının hazine açıklarına nasıl bir tepki verdiğini tartışmadan önce dile getirmiş olduğum mali kapasite kavramı hakkında çok kısa bir değinide bulunmak istiyorum. Daha ziyade iktisatçılar tarafından kullanılan bu kavramı ülkenin makroekonomik istikrarını ve borçlarının sürdürülebilirliğini büyük risklere atmaksızın bir hükümdarın veya siyasi teşekkülün büyük mali açıkları yürütebilme yeteneği olarak anlıyorum. Mali gelir hasıl etmek, devletin mali kapasitesini arttırmak demektir. Osmanlıların mali kapasitelerini
bu ve bir sonraki yüzyılda arttırıp arttırmadığı sorusunu bildirimin son kısmına bırakıyorum. Şimdi mali açıklara karşı Osmanlı idari elitinin nasıl tedbirler aldığı konusuna geçmek istiyorum. Hazine açıkları 17. yüzyıl boyunca daha önce değinildiği gibi acil ulufe ödemeleri ve mühimmat giderleri şeklinde kendini göstermiştir. Osmanlı Devleti'nin hazine açıkları için aldığı tedbirlerden bir kısmı para sistemi ve para politikalarını, diğer bir kısmı ise vergi sistemini içine almaktadır. Hepimizin hatırlayacağı gibi bu tedbirleri ben belli başlıklar altında size sunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi sikke tahşişi politikası, hepimizin bildiği gibi. Bu politika erken modern dönemde İngiltere ve Hollanda'yı dışarıda bırakacak olursak pek çok Avrupalı devletin kısa dönemli bir finansman aracı olarak kullandığı bir politikadır malum. İngiltere Hollanda'yı dışarıda bırakıyorum dedim. Çünkü onlar farklı bir maliye politikasıyla tahşiş uygulamalarına 17. yüzyılın başlarından itibaren son veriyorlar. Arada bir istisnai politikalar, tahşişler vardır ama onların oranı oldukça düşüktür bu ülkelerde. İkincisi müsadereler. 17. sikke tahşişiyle alakalı bir iki şey söyleyeyim. Ondan sonra müsadelelere geçeyim unutmadan. 1580'lerdeki büyük tahşiş sonrasında 17. yüzyılın malum ilk yarısında da tahşişler ve tahsiller yapıldı. Benim gördüğüm kadarıyla belki uluslararası fiyat konjonktürünün de el vermesi dolayısıyla bu tahşiş politikaları Osmanlı ekonomisi üzerinde çok yıpratıcı, çok büyük yıkıcı etkilerde bulunmadı. Bu açıdan belki bulunmadı. Bu açıdan 17. yüzyıldaki tahşiş politikalarının nispi bir başarısından dahi söz etmek mümkün. Özellikle kısa vadeli finansman ihtiyacını gidermesi noktasında. Bu tabii sikke tahşişinin sebepleri, sonuçları, niçin oldu. Bu büyük bir zaten biliyorsun herkesin burada Özel Hocam'ın, Cemal Hocam'ın, Mehmet Bey'in, Fikret'in bu konuda zaten ve son olarak Baki'nin çalışmasında yeterli bir hayli bilgi var. Dileyen tabii o çalışmalara bakabilir. Sikke tahşişinin sınırlarını belirleyen bir şey de var. Onu da altını çizerek müsaadeye geçmeme müsaade edin. Çok fazla vurgulanmamakla beraber sosyal muhalefetin ben sikke tahşişini yönlendirdiğini düşünüyorum. Yani Osmanlı mali otoriteleri tahşiş oranını belirlerken doğrudan piyasaya, piyasadan aktörlerine bakıyorlardı. Ve piyasanın göstereceği tepkiyi hesap ederek bir tahşiş oranı hesapladıklarını düşünüyorum. 17. yüzyılın 1600 zannediyorum 40'larda, 40'ların hemen başında bir tahşiş girişiminin esnaf ve tüccarlar tarafından İstanbul'da ne kadar büyük bir muhalefetle geriye çektirildiğinin altını çizmek isterim. Müsaade... Oran belirlerken mi bunu yapıyor? Evet, yani piyasanın kaldırabileceği bir oranı dikkate alıyorlar. Enteresan bir piyasa şeyi var. Yani takip bir kınsı şeyinden, endişesinden veya bilgisinden bahsetmek mümkün. Bu çok fazla vurgulanmıyor.
Ama ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece 1630'larda ve 40'larda değil, daha geride Büyük Tahşiş'i okurken bile bence bu gözle de bir daha o Büyük Tahşiş'e bakmak lazım gelir diye düşünüyorum. Müsadereleri uzun uzadıya anlatacak değilim. Ama bu yüzyılda, 17. yüzyılda özellikle yüzyılın sonlarına doğru müsaderenin arttığını söylemek mümkün. Ama yüzyılın zaten bütün dönemlerinde müsadereler, doğrusunu söylemek gerekirse hazine açıklarını kapatmanın etkili yollarından biri olarak kullanılabiliyor. Benim mesela enteresan, ilgimi çeken bir başka konu, yani özellikle sadarete gelenlerin müsaderesini düşününce, yani kendisinden önce yani müsadere görüyor ve biliyor ki o da, onun malı da müsadere edilecek ama devam ediyor. Yani aslında çok bu zihniyeti anlamak gerçekten ilgi çekici olurdu yani. Evet, devam ediyorum. İç hazine kredileri. 16. yüzyıl boyunca biriken kaynaklar muhtemelen 17. yüzyılda iç hazine kredileri biçiminde hazine açıklarını kapatmak üzere kullanılıyor. İç hazine kredileri Osmanlı maliyesine mahsus bir uygulama değil. Avrupa'da da aslında gördüğümüz, örneklerini gördüğümüz bir uygulama. Yüzyılın özellikle ilk yarısındaki iç hazine kredilerinin mali sistemi çöküşten kurtardığının da ayrıca altını çizmek isterim. Başka neler var? İltizamın bir iç borçlanma olarak, bir iç borçlanma aracı olarak kullanılması. Bu yüzyıla ait önemli bir gelişme. Osmanlı Devleti 17. yüzyılın başlarından itibaren iltizam sistemini bir iç borçlanma aracı olarak kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Aslında bu bir kısa vadeli bir iç borçlanma aracı olarak görülüyor. İltizam sistemi içinde peşin uygulanması önem kazanıyor. Yani yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren iltizam derute etmek isteyen mültezimler yüzyılın ortalarına kadar, yani 50 sene içerisinde çok ciddi peşin ödemek suretiyle iltizamları alıyorlar. Benim takip ettiğim kadarıyla Köprülü Sadareti esnasında peşin uygulamalar %110'u buluyor. Yani çok ciddi bir iltizamı alınırken peşin uygulamaları %110'u bulabiliyor. Bu Osmanlı Devleti'nin bu dönemde gördüğümüz en önemli belki yeniliklerinden bir tanesi olarak düşünebiliriz. Başka ne var? Vergi temelinin genişletilmesi. 17. yüzyıl Osmanlı Maliye Otoritelerinin sözünü ettiğimiz hazine açıklarını kapatmak üzere en çok itina gösterdikleri hususlardan bir tanesi vergi temelini, base'ini genişletme çabaları. Bu noktada hemen bu konuda Oktay'ın da yaptığı birkaç çalışma var. Ona da referansta bulunalım. Avarız tahrirleri. Yüzyılın ortalarına doğru imparatorluk ölçeğinde yeniden başlanan avarız tahrirlerinin en önemli bence hedeflerinden bir tanesi de vergi base'ini genişletmek oluyor. Bu sadece kaçmak isteyen reayanın değil, aynı zamanda vergilendirme dışı kalan kimi askeri grupların da
vergi temeli içine sokulma çabası ve girişimini temsil ediyor. Başka ne var? Olağanüstü vergiler, yani avarız, nüzul ve sürsat. Bunun örnekleri zaten bütçe rakamlarında hepimizce malum. Yüzyıl boyunca olağanüstü bir vergi olarak kabul edilen avarız, olağan bir vergi haline geliyor ve merkezi hazine gelirlerinin belki en önemli kalemlerinden biri haline geliyor. Oranlar üzerinde çok fazla durmuyorum. Bir başkası, Osmanlılar vergileri arttırıyorlar. Yani cizyeyi her ne kadar altın açısından yani uzun dönem boyunca değişmese de, yüzyılın sonundaki cizye reformunun cizyenin daha etkin toplanmasını, cizye gelirlerinin daha etkin toplanmasını temin ediyor. Bu anlamda daha önce toplanan cizyeden çok daha fazla oranda, mesela 100 yılın sonunda 300 milyon akçelik bir artış sağlanıyor bu reformla. Bu tarihlerde reform öncesinde cizye gelirleri belki bundan biraz daha fazladır. 400-500 milyon akçe civarındadır. Dolayısıyla çok ciddi bir cizye gelirlerinde artış sağlanıyor. Başka ne var? Karşılıksız borç. Karz, Osmanlı maliyesinin 100 yıl boyunca takip edebildiğimiz kadarıyla başvurduğu finansman yöntemlerinden bir tanesi de yani faizsiz borç alması. Bu konuda yaptırdığımız bazı Ruznamçe tezlerinde yüzyılın başlarından itibaren aslında bu karzın kullanıldığını gösteriyor. Yani merkezi hazine faiz ödemeden sadece askeri sınıftan değil, sivil tabir edebileceğimiz tüccar ve esnaftan da borç alıyor. Bunun geriye iade ediyor mu? Yani ben takip etmediğim için, yani alınan bütçede gördüğüm borç rakamının bir sonra ödendiğini görmediğim için bir şey diyemiyorum ama teorik olarak ödenmesi beklenir. Hocam bir 5 dakika. Öyle mi? Eyvah. Evet. Fakat bu borcu şöyle düşünmemek lazım. Tek taraflı bir borç değil. Dün Mehmet Hocam'la konuşurken bu konuyu da konuşmuştuk. Yani sadece devlete bir borç yok. Aynı zamanda askeri hazineden de askeri sınıfa, düşük veya yüksek rütbeli askeri sınıfa da faizsiz borç veriyor. Onların da iade edemediği oluyor. Evet. Hatta bu borç benim gördüğüm kadarıyla yüzyılın ortalarında çok yaygınlaşıyor. Saray halkının hazineden karşılıksız borç aldığını gösteren ve kaydeden pek çok defter gördüm ben. Yani bu bir seferlik değil. Yani bayağı bir şey. Yani borç defteri var. Hazine tarafından tutulan, işte sarayda çalışan ağların ve diğer görevlilerin ciddi bir şekilde hazine ile bir borç ilişkisi içine girdiğini görüyoruz. O da enteresan. Yani bu fonun nasıl kullanıldığı, kimlere kullanıldığı, burada işte acaba patronaj ilişkilerinin ne kadar etkili olup olmadığı, belki bu defterlere bakılacak, yani daha yakından bakılmasıyla ortaya çıkabilir. Baş defterdarlıktı mı? Yok, bu hazinedarın tuttuğu defterler bunlar. O açıdan enteresan, saray içi borçlanmalar. Şimdi bu tedbirlerin başarısı hakkında ne söylenebilir?
Acaba Osmanlı Devleti bu tedbir, yani bu tedbirleri etkin bir şekilde, başarılı bir şekilde uygulamış ve sonuç almış mıdır? Bunu da biraz sonraya bırakarak şunun altını vurgulamak istiyorum. 17. yüzyıl boyunca sözünü ettiğim bu tedbirler sadece Osmanlılar tarafından uygulanan ve benimsenen tedbirler değildir. Yine onun altını çizmek isterim. Bu aynı zamanda hem Avrupa'da hem Doğu'da pek çok hükümdarın savaş finansmanında kullandığı tedbirlerdir bunlar. Osmanlılara mahsus orijinal tedbir değildir bunlar. Bu tedbirlerin ülkeler arasında etkinliğini veya zayıflığını belirleyen faktörlerin ne olduğu sorusu bu bildirinin sınırlarını aşmaktadır. Ben burada 17. ve 18. yüzyıllarda mali kapasite ve mali gelirler açısından ülkeler arasında farklılıklar yaratan bir kurumdan söz etmek istiyorum. O da düşük faizli uzun vadeli borçlanma kurumu. Savaşların finansmanında bu kurum Avrupalı devletlerle Osmanlı Devleti arasındaki temel bir farklılığa yol açmış bir kurumdur. Savaşların finansmanı açısından Avrupa ve Osmanlı mukayesesinde en çok dikkate alınması gereken kurumların başında bence düşük faizli uzun vadeli borçlanma kurumu gelmektedir. Avrupalı ülkeler, başta büyük monarşiler, Fransa ve İspanya olmak üzere pek çok siyasi teşekkül, 17. yüzyılda savaşları ancak borçlarla çevirebilmektedir. Bu açıdan mesela Fransız ve İspanyol bütçelerine baktığınız zaman bütçelerin bu 17. yüzyıl boyunca bütçelerinin en az yarısı debt service, yani ana para ve faiz ödemelerinden teşekkül etmektedir. Bu bence kamu finansmanı açısından Osmanlı'yı diğer Avrupalı ülkeler ayıran temel faktörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Daha Orta Çağ döneminden 13. 14. yüzyıllardan itibaren İspanya'da, Fransa'da, Hollanda'da uzun vadeli borçlanma yöntemleri kullanıla gelmiştir. Ben Osmanlı Devleti'nin en azından 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki bu borçlanma biçimine aşina olduğunu düşünüyorum. Peki niçin Osmanlı Devleti uzun vadeli borçlanma politikasını 1775'e kadar takdim etmedi, introduce etmedi? 1775'te harbin getirdiği büyük mali sorunlar sebebiyle esam sistemini uygulamaya koydu. Niçin daha önce böyle bir yöntem geliyor? Çünkü malikane sistemi 1695'lerden beri var. Bu sistem için malikane sistemi zaten yeterli. Ama niçin uzun süre böyle bir sisteme geçiş olmadı? Şimdi bu konuda iktisat tarihçiler arasında, maliye tarihçiler arasında ciddi bir tartışma var son zamanlarda. Bu tartışmaların bir tarafında İslam'ın faiz yasağının Osmanlıları düşük faizli, uzun vadeli borçlanmaktan alıkoyduğunu veya engellediğini ileri sürülüyor. Yani literatürde böyle bir şey var. Bir görüş ve iddia var. Az günah işleyelim diye. Evet, yani fazla faize bulaşmayalım diye. Doğrusu ben naçizane benim kanaatim bu görüşün ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü faiz yasa veya riba yasa sadece Osmanlı ile mukayyet değildir. Osmanlı'dan riba konusunda çok daha şiddetli bir Avrupa vardır dönemde. Yani
Avrupalıların faiz konusundaki tutumu, daha doğrusu kilisenin tutumu, Osmanlıların faiz konusundaki tutumundan çok daha şiddetlidir. Peki nasıl oluyor da daha yani eğer faiz yasağı etkili olmuş olsaydı diyoruz, bu Avrupa'da olması beklenirdi. Ayrıca 1775'te Osmanlı'da bu sistem, bu finansman yöntemi kullanıldığına göre kültürel veya dini faktörlerle uzun vadeli borçlanmanın niçin olmadığını, böyle bir kurumun niçin geç bir tarihte ortaya çıktığını açıklayamayız. Yani Weberyen yaklaşımlar burada bence bir daha gözden geçirilmeli. Peki ne olabilir? Muhtemel açıklamalardan bir tanesi bence politik faktörü göz önüne almasını gerektiriyor. Osmanlı hanedanının, sultanının ve çevresinde örgütlenen elit grubun uzun vadeli borçlanmanın uzun vadede sultanın elini bağlayacağını öngörüyorlardı diye düşünüyorum. Yani yani Avrupa'da 16. yüzyılda İspanya monarşisinin Filip'in 4 kere iflası sonucunda siyasi iktidarının başına geldiklerini bence muhtemelen İstanbul'daki konsoloslar ve tüccarlar aracılığıyla yakından takip ediyorlardı. Ben politik faktörün önemli olabileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bu alanda yapılan çalışmalar çok yeni olduğu için bu söylediklerimin de ihtiyatla karşılanması gerektiğini ifade etmek isterim. Bana bir iki dakika daha verirsen çok sevineceğim. Evet, uzun vadede çok önemli. Ben bir iki örnek vereyim. Bu uzun vadeli iç ve dış borçlanma o kadar önemli ki Cenova 16. yüzyılın başında GNP'sinin iki katı borçlanabiliyordu. Yani gayri safi milli hasılasının iki katı borç yapabiliyordu. 17. yüzyıl, 18. yüzyılın sonundan itibaren İngiltere'nin borçlanma kapasitesini zaten söylemeye gerek yok. Yani. Bu fark bence Osmanlı fiskal kapasitesi ile Avrupa erken modern dönem monarşilerin mali kapasitesini belirleyen, doğasını belirleyen temel farklardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bunun aynı zamanda devlet oluşumu üzerinde de çok farklı etkiler uyandırdığını düşünüyorum. Veya bunun üzerinde biraz daha durmak gerekir inancını taşıyorum. Son olarak. Pek çoğumuzun zihnini meşgul eden bir soru ile bildirimi tamamlamak istiyorum. Yani bildirimin sonunda dile getireceğimi ifade ettiğim soruyla kapatmak istiyorum. 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı mali performansı nasıl değerlendirilebilir? Şimdi 1980'lerden itibaren mali, fiskal, military state kavramı etrafında büyük bir literatür gelişti. Brewer'ın çalışmasından başlayarak belki daha da geriye de çekebiliriz. Özellikle 18. yüzyıl büyük monarşilerini açıklamaya dönük bir literatür var. Acaba 17. ve 18. Osmanlı mali kurumlarını ve performansını bu literatür çerçevesinde anlamak mümkün mü? Acaba biz de Osmanlı Devleti'ni bu kavramsallaştırma ile anlayabilir miyiz? Önceleri İngiliz istisnailiğini
Daha sonra ise Fransa, Avusturya, İsveç, Rusya gibi devletlerin erken modern devlet oluşumlarını açıklamaya kendini adayan fiscal military state literatürü çerçevesinde acaba Osmanlı nereye düşüyor? Konu etrafında oluşan literatürden anladığımız kadarıyla daha etkin ve daha merkezileşmiş vergi sistemleri kuran ve uygulayan devletler vergi olarak kaynakların gittikçe artan bir kısmına el koydular. Böylece iç tehditlerle daha büyük bir kapasiteden faydalanmakla kalmadılar. Aynı zamanda uluslararası sahada daha büyük bir askeri caydırıcılık elde ettiler. Literatür bize bu anlamda merkezileşmenin zamanlaması ve kapsamının ülkeler arasında çok ciddi şekilde farklılık arz ettiğini göstermektedir. Sonuçta 18. yüzyılın ortalarına doğru daha fazla gelir toplayabilen devletlerin mali ve askeri kapasiteleriyle toplayamayanlar arasında ciddi bir farkın oluştuğunun altını çizer bu literatür. Dün de Gabor çok güzel bu konuda Avusturya, Rusya ve Osmanlı örneklerini bize sundu. Onu hatırlatmak isterim. Ama hala bu konuda yapacağımız çok işin olduğunu düşünüyorum. Gelirler açısından Osmanlı ve Avrupa devletlerinin gelirleri nasıl mukayese edilebilir? Osmanlı gelirlerinin düşüklüğünden bahsedilebilir mi? Düşükse nasıl izah edilebilir? Yani bütçe rakamlarına bakarak söylüyorum. Osmanlı Devleti'nde merkezileşmenin dönemlendirilmesi nasıl yapılabilir? 19. yüzyıl öncesinde güçlü bir Osmanlı merkezileşmesinden söz edilebilir mi? Tax burden per capita ne kadar ve nasıl değişmiştir? Bu ve buna benzer sorular bundan sonra maliye tarihi, finans tarihi üzerinde çalışma yapacakları bence yakından ilgilendiren temel sorunlar olarak karşımızda durduğunu düşünüyorum. Aslında bu konuda eğer soru olursa bir iki bu konuda çıkmış çalışmanın sonuçlarını da belki sorular kısmında değerlendirerek burada konuşmama son veriyorum. Soru geldiği takdirde bu konuda işte son bilgiler yani bizim ulaştığımız şeyler nelerdir? Belki onu ifade etmeye çalışırım. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Erol Özmür hocam. Çok güzel. Şu. Şimdi asıl temel problem açık derken onu da belki vurgulamam gerekiyordu. Mesele şu. Harcamaların hızıyla gelirlerin tahsil süresi arasında bir şey var. Uyumsuzluk var. Yani normalde bir gelirle kapatılacak olan bir harcama gelir tahsil edilemediğinden dolayı ciddi bir krize yol açıyor. Mesela 3 aylık bir şey var, mevacip var, ödenmeyi bekliyor, gecikti. Bu malum çok ciddi bir krize veya probleme yol açıyor. Müsaadele, benim anladığım kadarıyla, işte bu gelir ve gider zamanlaması özellikle den kaynaklanan sorunlar için inanılmaz bir deva. Yani Feyzullah Efendi ile damat İbrahim Paşa'nın müsaadelerinin bir kısmını mevaciplerde kullanması gibi. Damat İbrahim ve Ketüda'sı Mehmet zannediyorum. Mehmet Ketüda'nın gelirleri eğer bütçe rakamlarına bakacak olursanız bir bütçe
geliri kadar. Bir senelik Osmanlı hazine gelirlerine yakın. Ve bütçede baktığınız zaman o sene böyle bir şey var. Artış var. O da Ketüdağ'ın üstelik. Yani şey garibanmış. Benzeri şey de var. 1614'te Nasuh Paşa'yı öldürdükten sonra malum o dönemde 1. Ahmet Camii yaptırıyor. Bir bakıyorsunuz aylık gider, yani camiye giren nakit gelirlerde zıplama var. 500 binden mesela 800 bine çıkıyor falan. Öyle şeyler muhtemelen var. Mola verelim. Müzakere vaktimiz bol miktarda olacak. Çok teşekkür ediyoruz her iki konuşmacımız için de. Özellikle Erol Hocam'a ben çok ayrıca teşekkür edeceğim. Gerçekten önemli bir çerçeveyi bize aktardınız. Şimdi yaklaşık bir 17-18 dakikamız var. Saat 11.30'da tekrar sizleri bekliyoruz.